Uzun yıllar yapılması planlanan Bingöl-Kartal-Sancak Karayolu ihalesi ...26 Şubat 2018 tarihinde güvenlik gerekçe gösterilerek davetiye usulüyle yol yapım işi 219 milyon TL Ziver inşaata verildi. Yol 31 kilometre uzunluğunda 10 metre genişliğinde olacağı dile getirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 26 Şubat 2018 tarihinde ihaleye alınan Ziver inşaat ile sözleşme imzalandı. Söz konusu yol ihalesi birçok ulusal ve yerel basında geniş yer aldı. Yolun duble bölünmüş olarak yapılmamasına, 10-12 metre genişliğinde yapılacağı yöre halkının ve köy muhtarlarının tepkisine neden olduğu haberleri üzerine bizler Hüdapar Bingöl İl Teşkilatı olarak 1/4/2018 tarihinde bölgeye ve yöreye bir ziyaret gerçekleştirdik. Yol güzergahı üzerinde bulunan Sancak Beldesi ve bazı köylerimizi ziyaret ettik. Sancak Beldesi'nde kimi köy muhtarlarıyla görüşmeler yaptık. Aynı zamanda beldede bulunan onlarca esnafla da yüz yüze görüşmelerde bulunduk. Yine Sancak Beldemizde halkımızla da görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmelerimizde genellikle yöre halkının, muhtarların, esnafların yol hususunda bizlerle bir takım bilgiler paylaştılar. Biz de kendilerini dinledik. Bu ziyaretimiz sırasında Bingöl Kartal Sancak yol ihalesi hakkında yöre halkı ve muhtarlar tarafımıza birçok önemli bilgiler aktarılmıştır. Bu bilgiler yerel ve ulusal medya aracıyla kamuoyuyla da paylaşılmıştır. Heyetimizin bölgeye yapmış olduğu ziyaret, muhtarların, esnafların ve halkın tepkisel açıklamaları yerel ve ulusal medyada gündeme geldikten sonra bölgeye il valimiz ve protokolü ziyarete bulunmuş, daha sonra da Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı 8. Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdürlük tarafından açıklamalarda bulunulmuştur. Özellikle Karayolları Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Bölümünde yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi. 31 kilometrelik mevcut yolun karayolları geometrik standartlarına göre 2. sınıf devlet yolu 10 metre genişliğinde 80 kilometre hız statüsünde iken Yüksek Planlama Kurulu kararına istinaden DAP GAP kapsamına 1. sınıf devlet yolu 12 metre genişliğinde 100 kilometre hız statüsüne alındığı belirtildiği açıklamada projede iyileştirmeler yapılacağı ve güzergahta kısmi değişikliklerin yapılarak projenin revize edilmesi gerektiğini ifade edildiği açıklamada üniversite kampüs alanında geçen kesimi de trafik güvenliği kapsamında revize edileceği belirtildi. Karayolları Genel Müdürlüğü ve 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bu açıklama bizim ziyaretimiz köy muhtarlarının ve bölge halkının tepkileri ve kimi siyasi partilerin açıklamaları neticesinden geldiği manidardır. Konu basına ve medyaya düşmeden önce 10 metre genişliğinde yapılacağı konuşuluyordu. Yoğun tepkiler üzerine Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün ilimize gelerek basına yapmış olduğu açıklamada yolun revize edileceği, güzergahı üzerinde de bir takım değişikliklerin yapılacağını, kamuoyuyla paylaşılacağını biz de duymuş olduk. Bunun üzerine bizden Hüdapar olarak hem bölge halkının hem ziyaret esnasında kendi gözlerimizle gördüklerimiz hem muhtarlarla yüz yüze yapmış olduğumuz görüşmelerde hem kimi siyasi partilerin medyaya düşen açıklamaları yine
söz konusu yetkilerini yapmış olduğu açıklamalar ışığında bir kamuoyuna şu açıklamayı da bulunmayı uygun görüyoruz. Bir rapor hazırlayarak kamuoyuna şu açıklamaları yapmayı gerekli ve uygun görüyoruz. Öncelikle bölgemize, ilimize ve ilimize bağlı ilçelere yapılan her türlü her hizmeti yerinde ve takdirle karşılıyoruz. Ayrıca bu ziyaretimiz esnasında yine bizler şunu gördük. İlimizin kuzey köyleri, kuzey beldeleri, kuzey ilçeleriyle bağlantısını sağlayan yol gerçekten çok iyi bir yol değil. Kimi yerlerde bir gidiş bir geliş, kimi yerlerde de tek araçlık bir ulaşımı sağlanan, trafiğin sağlandığını biz gözlerimizle gördük. Şunu da biz gördük, kuzey ilçelerimizin yeterince hizmet almadığını da biz gördük. Bundan dolayı o bölgemize yapılacak her bir hizmet çok değerli ve çok kıymetli görüyoruz. Bu vesileyle bizler de Hüdapar Bingöl'ün teşkilatı olarak hazırlanmış olduğumuz raporumuzda aşağıdaki hususları halkımızın ve kamuoyunun takdirine sunmayı gerekli gördük. 1. Yol taatiye usulü ile ve güvenlik gerekçesiyle az bir kırım ile zivar inşaata verilmiştir. Bu hususta kamuoyu tatmin edici cevaplar beklemektedir. Bize göre burada eşitlik ve adalet ilkesi ötelenmiştir. Bu şekilde ihale yapılması devletin ve halkın zararına olduğu aşikardır. 2. 10 metre genişliğinde ikinci sınıf tasına yapılacak olan yol, siyasi partilerin bölge halkının tepkileri üzerine yolun genişliği 12 metreye birinci sınıf yol statüsüne çıkardığı ilgili kurum tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmıştır. 3. Yolun maliyeti çok yüksek olduğu herkese bilinen bir gerçektir. Emsalleriyle karşılaştığında çok yüksek bir fiyat ile çağrı sonucu verilmesi, usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı kimi şüpheleri beraberinde getirmektedir. Burada devletin 50 ile 100 milyon TL zararı olduğu iddia edilmektedir. 4. Tepkiler üzerine yol genişliği 12 metre seviyesine getirilmiş olup, oysa Başbakan'ın 5 Mart 2017 tarihinde PTT kavşağında yapmış olduğu açıklamada, gelelim müjdelere, Erzincan-Bingöl arasındaki yolu bölünmüş yol haline getireceğiz. Memleketin ve Bingöl'ü komşu yapacağız, birleştireceğiz dedi. Başbakanın açıklamasında belirttiği gibi bizler Hüdapar olarak söz konusu yolun düble bölünmüş olmasını istiyoruz. Zira bu yol bölge için hayati bir öneme sahiptir. Zira mevcut yol 7 metre olup bir gidiş bir geliş kimi yerlerde de bir araçlı trafik akışı sağlanmaktadır. Yine ulaşımı sağlandığı bölgede kışın buzlamaların yoğun olduğu, derin inişlerin ve yüksek çıkışların çok olduğu, bundan dolayı yöre halkının çok zor şartlarda ulaşımını sağlandığı, buna bağlı olarak çok ölümlü ve yaralamalı kazanın meydana geldiği bilinen bir gerçektir. Yolun belirtilen süre içerisinde standartlara uygun, kaliteli ve uzun ömürlü olarak yapılması, planlanması gerekir. 5. Yol güzergahında yapılacak revizyon çalışmaları teknik konulardır. Bu konuda yetkili teknik elemanların yapacağı etüt çalışmaları önemlidir. Yolda yapılacak revizyon çalışmaları ve güzergahında yapılacak değişiklikler güzergah üzerindeki yerleşim yerlerini ve sakinlerini mağdur etmemelidir. Bu hususta herkesin görüşüne başvurulmalı, ortak, makul bir çözüm bulunmalıdır. 6. Raporumuzu kendimiz bir heyetle bölge ziyaretimizde gördüklerimizi, bölge halkının bizimle yaptığı görüşmelerde aktardıkları, basına yaptıkları açıklamalar ve yine yetkililerin, ilgililerin açıklamaları ışığında hazırlanmıştır. Neticede raporumuzda dile getirmiş olduğumuz hususlar kamuoyunda karşılık bulmuş, halkımız tarafından takdir edilmiştir. Hüdapar olarak daha önce de halkımızın yararına birçok konuda raporlar hazırlamış, kamuoyuna açıklamalarda bulunmuştuk. Bundan sonra da halkımızın sözcüsü olmaya devam edeceğiz.
Yapılacak hizmetlerin takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Bizler Hüdapar olarak bu şehrimize yapılacak hizmetler hususunda herkesin duyarlı olmasını ve yetkililerin daha çok hassasiyet göstermesini bekliyoruz.